Yepyeni bir günün sabahında ekranları karşısında bizi yalnız bırakmayan sevgili izleyicilerimize sağlıklı günlerden hepinize merhaba. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Bizler hafta içi 5 gün olduğu gibi bugün de, bu güzel günde de özellikle anne adaylarının sürekli aklında olan bir soruya değineceğiz. Normal doğum mu yoksa sezaryen mi diyeceğiz? Ülkemizde doğumların yaklaşık %40 gibi bir oranının sezaryenle olması ve bu oranın özel hastanelerde %90'a kadar çıkması kısa bir süre önce dikkatleri çekmiş, tartışmalara konu olmuştu. Sezaryenle doğumlar niçin hızla artıyor? Bunda hastanın mı, hekimin mi talebi etkili oluyor? Sezaryenle doğum anne ve bebek için nasıl dezavantajlar içeriyor? Bir kez sezaryenle doğum yapanlar sonraki doğumunu normal yolla gerçekleştirebiliyor mu? Evet sevgili izleyicilerimiz, anne adaylarına sesleniyorum ki bugün programımızı kaçırmayın. Çünkü 9 ay 10 gün boyunca herhalde kafanızdaki tek soru bu olacaktır. Sezaryen mi yoksa normal doğum mu, hangisi daha bebeğimiz için daha sağlıklı diye düşüneceksinizdir. Tabii ki kendi hekiminizle konuşacaksınız ama bizler de bugün yine çok değerli bir uzmanımız eşliğinde bu soruya yanıt arayacağız. Kim peki konuğumuz bugün? Hemen kendisini sizlerle tanıştıralım. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Engin Oral bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın efendim. Canlı yayındayız, hemen hatırlatalım sevgili izleyicilerimize. Önümüzdeki yarım saat boyunca bizlere sorularınızla ulaşabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Merak ettiğiniz her şeyi burada doktorumuz sizler için yanıtlayacaktır. 0212 259 70 90 ve 0212 259 70 91 sağlıklı günlerin telefon numaraları. Bir de elektronik posta adresimiz var. Dilerseniz eğer bilgisayar başındaysanız evinizde sorularınızı bizlere bilgisayar yoluyla da ulaştırabilirsiniz. Evet, e-posta adresini ekranda gördünüz sanıyorum. Evet hocam, çok konuşulan bir soru. Bütün annelerin genelde tabii şöyle bir izlenim var. Hani herkes normal doğum tercih ediyor. Hani herkes daha doğrusu normal doğum yapmak istiyor. Böyle bir telaşı var. Öncelikleri bu anne adaylarının. Ama önce şunu sormak istiyorum. Bu yöntemlerin hangisi olacağına siz nasıl karar veriyorsunuz? Biz tabii çiftle beraber karar vermemiz lazım bunu İpek Hanımcığım. Doğum başın, yani gebeliğin başından beri takip ediyoruz çiftlerimizi. Ve bunu da belli bir zamanda konuşmak gerekir. Ne zaman? Burada bu zaman şu çok önemli. Genellikle şu hata yapılıyor. Çok erken dönemde konuşulabiliyor ve anne bu sefer doğum şeklinin psikozuna göre ben nasıl doğuracağım diye ve korkusuna giriyor. Benim tercihim 30. haftadan sonra konuşmaktır. Yani 7,5 aydan sonra konuşmaktır. Çünkü 30. haftaya kadar bebeğin her şeyi aşağı yukarı belli olur. Evet. Bir takım genetik sakatlıklar var mı yok mu veya başka sıkıntılar var mı yok mu diye. 30. haftadan sonra bebek artık tamamen bizim doğurtmaya yakın bebeğimizdir. Hı hı. Ondan sonra oturup yavaş yavaş aileyle birlikte şeyi konuşuruz. Bebeği nasıl doğurtacağız diye. Tabii en çok da son 2 haftada konuşuruz. Yani 38. 37. hafta civarına geldiğimiz zaman doğum şekli aşağı yukarı belli olur. Evet. Peki bunun şeklini ne olacağına karar verirken hangi faktörler etkili oluyor? Bunu genelde tabii anne babayla oturup kararlaştırıyorsunuz belki ama belirleyici faktörlerin başında neler geliyor? Tabii burada önemli olan annenin sağlığı ve bebeğin sağlığı. Bu iki faktör çok çok önemli. Sezaryen bildiğiniz gibi bir müdahaleli doğumdur. Normal doğum fizyolojik bir doğumdur. Dünya kurulduğundan beri olan bir doğumdur ama sezaryene bakarsak yaklaşık son 200 yıldır yapılan, özellikle son 20-30 yılda çok artan bir doğum şeklidir. Bildiğiniz gibi bebeğin anne karnından, anne karnının kesilip, rahimin kesilip ve bebeğin oradan çıkartılmasıdır. Sezaryenin bir mutlak endikasyonları vardır. Yani mutlaka yapılması gereken endikasyonları vardır. Bir de relatif endikasyonları vardır. Evet, bunları konuşacağız tabii ki ama öncelikle hani doğum seçeneklerini konuşurken bebeğin boyu ve kilosu da etkili oluyor değil mi Engin Bey? Yani hani boyundan çok kilosu çok etkili. Hı-hı. Bizim için İpek Hanım. Bir de baş çevresi çok önemli. Normalde ideal bebek 3 ile 3,5 kilo civarında olması lazım. 300 civarında, Türkiye ortalaması yaklaşık konuşuyorum. Bebek eğer küçükse, 2500'ün altındaysa veya 4000'in üzerindeyse biraz müdahaleli doğum riski artar. Normal doğumdan biraz çekiniriz. Evet. Baş çevresi çok önemli. Normalde 36-37 santim olması lazım. Bu 38-39'da eğer çıkmışsa bizim ultrason ölçülerimizde öngörümüz, o zaman gene korkarız ki bebeğin pelvis dediğimiz annenin doğum yoluna girme riski fazlalaşır. Bir de tabii ikiz bebekler, 300 bebekler var. Herhalde onların normal doğumla dünyaya gelmesi de gerçekten çok büyük riskler taşıyor. Şimdi 300'ler için zaten kesinlikle sezaryen olmak durumunda. Hı-hı. Hiç başka şeyi yok. Başka
başka bir çaresi yok. İkizler de öyle günümüzde. Eskiden eğer ikiz de doğumlarda bebeğin kiloları uygunsa ve ikisi de baş baş geliyorsa beraber normal doğumu zaman zaman deniyorduk. Ama günümüzde şu anda dünya da öyle yapıyor, Türkiye de öyle yapıyor. Çoğul gebelik varsa yani ikiz, üçüz mutlaka sezaryen yapıyoruz şu anda. Peki sadece annenin tercihiyle sezaryen yapılabilir mi? Yani bebek sağlıklı, anne sağlıklı. Sadece anne korkuyor normal doğum yapmaktan ve sezaryeni tercih ediyor. Bu noktada annenin tercihi sizin için geçerli oluyor mu? Bu çok zor bir soru. Dünyanın tartıştığı bir konu. Yani şimdi sorduğunuz soru. Biz de kendi aramızda çok tartışıyoruz. Buna elektif sezaryen diyoruz. Yani isteğe bağlı sezaryen diyoruz. Yaklaşık Türkiye'de de öyle, dünyada da öyle. Sezaryenlerin yaklaşık %30 ila 40'ı buna bağlı şu anda. Yani annenin bir şekilde karar vermesi. Burada tabii en büyük faktör de korku faktörü. Ben bunu başaramayacağım faktörü baktığınız zaman. Tabii ki ben de konuşurken kendi günlük hayatımda veya öğrenciler anlatırken bunu belirtmeye çalışıyorum. Burada ortak karar vermek lazım. Şu yanlış bir şey dedi, İpek Hanımcığım. Normal doğuramayacak bir kadını normal doğuma zorlamak. Bu hakikaten sıkıntılı bir durum. Yani illa doğuracaksın. Eğer bunu yaparsak ki örnekleri görülmüştür. Daha sonra bu kadının gerek cinsel hayatında gerekse diğer hayatında sıkıntı yaşayabiliyor. Her kadını çok büyük bir handikap yoksa normal doğurtabiliriz. Ama önemli olan temel felsefe dünyada şudur. Yani Dünya Sağlık Örgütü şöyle der. Anne ve bebeği sağlam eve gönderin. Sağlıklı doğurtun ve eve gönderin. Doğum şekli bir yöntemdir. Öyle veya böyle doğurtursunuz ama önemli olan bebeğin ve annenin sağlıklı olarak hastaneden eve gitmesidir. Tabii önceliğimiz bu olacaktır. Ülkemize bakıldığında sezaryen oranı oldukça yüksek. Sizce bunun nedeni nedir? Yani gebelik yaşının gittikçe yükselmesi olabilir mi? Bu da bir faktör. Yani bir 20 sene evveline göre mukayese edersek gebelik yaşı yaklaşık 4-5 yaş daha arttı. İlk gebelik yaşını Türkiye'de konuşuyoruz. Dünya da böyle. Hele dünyada özellikle kuzey ülkelerinde gebelik yaşı çok 30 yaştan üzerine çıktı. İlk gebelik yaşını konuşuyoruz. Bu bir faktör. Şimdi Türkiye'deki oranlara bakarsak bakanlığın verdiği istatistikler ki bizim Cerrahpaşa'da da öyle. Kamu hastanelerinde %40 civarında bir sezaryen yapılıyor şu anda. Özel hastanelerde %70 ila 90 civarında bir sezaryen yapılıyor. Hastaneye göre değişiyor. Bir de tabii hastanenin profili de önemli. Örneğin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bizim hastanemiz referans bir hastanedir. Böyle olduğu için daha çok yüksek riskli gebelikler takip ederiz. Böyle olunca sezaryen oranımız artıyor. Bu da normal bir şey. Evet. Ama siz bir devlette, bir kasabada, bir daha küçük bir yerde bu işi yapıyorsanız daha çok normal doğum yapma şansınız olabilir baktığınız zaman. Bu bir faktör. Tabii burada şöyle bir sıkıntı da var. Doğruyu konuşmak gerekirse hekimlerin de kolayına geliyor diye bir anlayış var halkımızda. Bu çok tartışmalı bir konu. Çünkü hekim için ikisi de zordur. Yani siz normal doğumdan kaçtığınız zaman, halk gözüyle konuşmaya çalışayım. Sezaryen yaptığınız zaman bir riskten çok kaçmıyorsunuz. Sezaryen bir ameliyattır, unutmayın. Bir karın içi ameliyattır ve onun da riskleri çok fazladır. Ha günümüzde anestezi yöntemleri, ameliyathane şartları, kullandığımız ilaçlar çok gelişmiştir ve iyidir hakikaten, gerçekten. Bundan dolayı daha çok yapabiliyoruz ve daha rahat edebiliyoruz. Bir 20 yıl önce mukayese ettiğimiz zaman, örneğin ben 20 yıl önce asistanlık yıllarımı mukayese ediyorum. Sezaryen oranı %5, %10'lardaydı Türkiye'de. Evet. Ama şu anda gördüğünüz gibi, demin söylediğim gibi yaklaşık %40, %50'lerde çok arttı baktığınız zaman. Ha dünya da böyle aslında. Şu yanlış biliniyor zaman zaman İpek Hanım. Mesela Amerika 2007 rakamlarını açıkladı birkaç hafta evvel. %32 Amerika'da şu anda. Ama Amerika bundan 25 yıl evvel %7'ydi, %8'di. Yani orada bu da kadar, çok büyük bir orada da tabii sıkıntı var. Orada tartışıyor. Çünkü bir de Amerika'da bu işler pahalı. Yani yaklaşık bir sezaryenin maliyeti 15-20 bin dolar civarında. Bir de maliyet düşünülüyor. Sigorta şirketleri var bu işin arkasında. Bir de biliyorsunuz. Sigorta şirketleri tabii ki bunu şey yapıyor. Haklı olarak isyan ediyorlar. Çünkü çok para ödüyorlar. Türkiye'de de böyle olmaya başladı şimdi biliyorsunuz. Hem bakanlık hem sigorta şirketleri tarafından. Bakanlık şimdi mutlaka mesela hastanelerde şey istiyor. Sezaryen niçin yaptığına dair bir kanıt istiyor. Evet, hep bu konuşuluyor zaten. Hani sezaryenle doğum gerçekten doktorlar için de kolay. Acaba hani hekimler mi hastaları bu şekilde yönlendiriliyor diye hep konuşuluyor. Ama tabii ben size de sormak istiyorum. Doğumda ilk seçenek hangisi olmalı? Yani mesela sezaryen mi ilk tercih olmalı? Yoksa hani son çare mi artık sezaryen olmalı? Şimdi hastanın belli durumlarında sezaryen ilk tercih olmalı. Bebek ters geliyorsa, bebek çok iriyse, bebek çok ufaksa, annenin normal doğumunu engelleyecek kalp hastalığı vesaire gibi şey varsa, bu gibi durumlarda mutlaka sezaryen yapmak durumundayız.
İlk tercih normal doğum olmalı. Hı hı. Ama normal doğuma şartlamamalı hasta. Bu da çok yapılan bir yanlış. Ben normal doğuracağım, normal doğuracağım. Sezaryen olması gerekiyorsa bir süre sonra veya doğum sırasında son anda hakikaten hasta travma geçiriyor. Ben bunu niye doğuramadım diye. Evet. Kendini yenik hissediyor bu işte. Evet, ki bu yanlış bir kavram. Önemli olan normal doğum, fizyolojik doğum. Tekrar ediyorum. İkisinin de artıları ve dezavantajları var, eksileri var. Hem normal doğumun hem sezaryen doğumun. Baktığımız kadarıyla konuşuyoruz. İkisi de mükemmel değil baktığınız zaman. Ama ilk etaptaki tercihimiz eğer hastaya mutlak sezaryen gerekmiyorsa normal doğum. Eğer normal doğum başaramazsa sezaryenle doğum. Ama genelde de hep şöyle bir şey oluyor hocam. Hani anne son ana kadar geliyor, doktorla hemfikirler, hani normal doğum olacak, normal doğum olacak. Anne buna hazırlıyor kendini. Son dakikada bir şey oluyor ve hani hadi sezaryene alıyoruz sizi diyorlar. Ne oluyor da sezaryen oluyor? Şimdi son dakikada bu tabii hekimin burada dürüstlüğü önemli. Yani hekim gerçekten bir patoloji görüyorsa ve hasta da hekimine güveniyor, sorun yok demektir. Hı hı. Suyu azalabilir, bebek kalp atışları kötü olabilir. Hı hı. Bizim çok korktuğumuz anne kalan bebeğin kaka yapması olabilir. Bütün bunlar son dakikada hakikaten sıkıntı yaratabilir gerçekten. Evet. Süre geçebilir. Halkın kurudu dediği bebeğin suyunun çok azalması olabilir. Hı hı. Bütün bunlar risk faktörü. Bebek birdenbire çok büyüyebilir. Annenin tansiyonu çıkabilir. Gebelik zehirlenmesi dediğimiz durum olabilir. Hı hı. Hep bunlar olabilir. Şeker hastalığı risk faktörü bildiğiniz gibi. Evet. Bütün bunlar olabilir. Ama günümüzde tabii ki hekimlere bu konuda dürüst olmak zorunda. Çünkü hasta benden çıkıp Ahmet'e gidip, Mehmet'e gidip veya Ayşe Fatma'ya gidebiliyor. İnternet çok biliyorsunuz hepimizin el ayağı altında artık. Tabii ki. Görüş alabiliyor. Yani hı-hı, ben sezaryen diyebilirim uyduruk bir sebeple ama benden çıkıp da dediğim gibi başka bir hekime gittiği zaman o başka bir şekilde yorum yapabilir. Evet. Bu önemli bir faktör. Hepimizin evet, başına zaman zaman gelebilir. Burada hakikaten hastayla konuştuğunuz zaman, anlattığınız zaman hasta size inanıyor ve güveniyor. Hı-hı. Burada diyalog çok önemli. Çok sık yapılan bir hata var. Sezaryenle doğuracağım diye, doğurtacağım diye veyahut da erken doğum yapmak. Bu da sıkıntılı bir durum. Dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle olması lazım. Eğer siz bir gebeyi elektif şartlarda yani daha önceden randevu olarak doğuracaksanız en fazla bir hafta 10 gün evvel doğurtmanız lazım. Daha evvel değil. Hı hı. Bu zaman zaman başımıza geliyor. Hı hı. Diyelim ki 2 hafta evvel işte hasta bir yere gidecek. Yok burçlar ayarlansın. Yok doktorun kongresi var. Şusu var, busu var dediğiniz zaman böyle durumlarda erken doğurduğunuz zaman %3 ila 5 civarında bebeğin küveze girme riski var. Yani akciğerleri gelişemeyebiliyor. Biraz daha vakit gerekiyor bazı bebekler için. Hepsi içindir ama. O zaman ne oluyor? Boşu boşuna 4-5 gün küvezde kalmış oluyor. Bu akıl almaz bir şey gerçekten. Evet, gerçekten sıkıntılı bir durum. Hı hı. Onun için mesela Amerikan Kadın Doğum Cemiyeti der ki mutlaka en fazla 7 ila 10 gün önce yapın elektif şartlara. Daha erken yapmayın der. Hı hı hı. 0212 259 70 90 ve 91 telefon numaralarımız sevgili izleyicilerimiz. Bugün normal doğum mu yoksa sezaryen mi onu konuşuyoruz. Ama şimdi sorularım devam edecek tabii ki hocamıza. Seyircilerimizin de soruları var. Bakalım neler sormuşlar. Uzman doktora şu soruyu sormak istiyorum. Karın giderici egzersizlere sezaryenden kaç gün sonra başlanabilir? Uzman doktora şu soruyu sormak istiyorum. Bir kişi en fazla kaç kez sezaryen ameliyatı olabilir? Sezaryenle doğan bebeklerin oksijen sorunu yaşamadığı için diğer bebeklere oranla daha zeki olduğu söyleniyor. Doğru mu? Evet, isterseniz yine sondan başa gidelim Engin tamam. Bey. Sezaryenle doğan bebeklerin oksijensiz kalmadığı ve bu durumda daha zeki olduğu söyleniyormuş. Bu doğru mudur? Yok, böyle bir tıbbi kanıt söz konusu değil. Hı-hı. Hiçbir farkı yok normal doğum veya sezaryenle. Bazen hastalar da bana bunu soruyorlar. Ben de normal doğmuş, hatta vakumla doğurmuşlar, doğurmuşlar beni öyle söyleyeyim. Diyorum ki en kötü benim kadar olur diyorum. Canınızı sıkmayın diyorum baktığınız zaman. Onun için bir fark yok tıbbi olarak. Yalnız şu var. Normal doğumda bebeğin hipoksi dediğimiz oksijensiz kalma riski daha fazla. O kesin. Sezaryene göre baktığınız zaman. Onun için tabii çok daha çok korkuluyor. Yani o dönemde çünkü bebeğin geçirdiği bir dönem var. Biz dışarıdan onu takip ediyoruz ve indirekt yöntemle bebek iyi diyoruz. Bazen bunda yanılabiliyoruz veya geç kalabiliyoruz. Bu da o zaman hipoks dediğimiz, cerebral palsy yani beyin felci dediğimiz geri dönüşümü olmayan bir durum. Çok ciddi bir durum. Anne babanın hayat boyu çekeceği bir durum. Zaman zaman bu konuda biliyorsunuz davalar da oluyor hekimlerle hastalar arasında. Sezaryen tabii böyle bir şeyiniz olmuyor. Böyle bir riskiniz söz konusu olmuyor.
Ama zeka açısından bir fark söz konusu değil tıbbi anlamda. Evet. İkinci seyircimizin sorusu, bir kişi en fazla kaç defa sezaryen ameliyatı olabilir diye sormuş. Şimdi burada klasik bilgi 3'tür İpek Hanım. Ama günümüzde koşullar çok iyileştiği için zaman zaman 4, hatta ben 5. sezaryen yaptım, hastalarım oldu. Burada tabii sezaryenlerin iyi yapılması, bir de hastanın iyi iyileşmesi de burada önemli faktördür. Hı hı. Ama klasik bilgi 3'tür. Evet ve ilk seyircimiz tabii ki forma girmek annelerin en büyük ideali oluyor bebek doğduktan sonra. Karın giderici egzersizlere sezaryenden ne kadar sonra başlanabilir? Eğer sezaryen sırasında bir komplikasyon olmamışsa 4 ile 6 hafta sonra başlanır, sorun yok. Evet, gayet merak edilen sorulardı bunlar. Gerçekten yanıtladığımız iyi oldu. Peki hemen başka bir soru yapacağım, soru soracağım. Mesela ilk doğumunu sezaryen olmuş bir hanımefendi, ikinci doğumunu normal yolla gerçekleştirebilir mi? Bunun bir sakıncası olur mu? Daha doğrusu mesela hep oluyor mu? Bunu yapıyor musunuz? Şimdi bu da çok tartışılan bir konu. Aslında klasik bilgi şudur. Bir kere sezaryen, devamlı sezaryen demektir. Hı hı. Bilgi budur. Hı hı. Fakat 80-90'lı yılların başında ve 90'lı yıllar boyunca da özellikle Kuzey Amerika'da denendi. Acaba sezaryen sonrası uygun olan vakalar normal doğumu deneyebilir miyiz diye. Ve denendi, çok denendi. Türkiye'de de biz de denedik. Bir kere çok iyi koşullarınız olması lazım. Yani anında sezaryene geçebilecek stand-by dediğimiz durum olması lazım. Hı hı. Bu çok önemli. Yani hastane koşullarına ve doktorun hazır olması lazım anında. Bunun en büyük riski nedir? Rahimin yırtılması. %10 civarında rahim yırtılma riski vardır. Hı hı. Ama özellikle mesela Türkiye'de bizim yabancı hastalarımız, yurt dışı kökenli hastalarımız bunu tercih ediyorlar. Sezaryen olmuşlarsa bir şekilde sağda veya solda. Acaba normal doğurabilir miyiz diye. Siz riskini anlattığınız zaman ve her şey hazırsa, uygun bir sağlık kuruluşundaysa, tam doğum kuruluştaysanız rahatlıkla deneyebilirsiniz. Hı hı. Ama hasta bunu bilmeli. Yani koşullar uygunsa, tekrar ediyorum, koşullar uygunsa, ön şartlar uygunsa belli oranda rahim yırtılacağını bilmeli. Onu göz alıyorsa sezaryen normal doğum deneyebilirsiniz. Evet, birçok hekim de illaki normal doğum olmalı diye savunuyor. Hani bunu savunmasındaki sebepler ne olabilir? Kimileri sezaryeni bu kadar savunurken, kimileri neden normal doğum bu kadar söylüyorlar? Şimdi İpek Hanım, dürüst konuşmak gerekirse burada iki türlü hekim var. Birinci, hı hı, türlü hekim gerçekten buna inanmış, halkın yararına konuşan hekim arkadaşlarımız. Burada sorun yok. Ve bu konuda tecrübeli. Hı hı. Bir grup hekim arkadaşımız var ki maalesef özellikle yeni uzman arkadaşlarımız normal doğum bir alternatif olarak belki daha fazla hastamız olabilir mi diye bunu söylüyorlar. Hı hı. Çok üzülerek bunu söylüyorum. Ben bazen basında veya röportajlarda okuyorum ve tanıdığım insanlar oluyor. İşte toplam acaba kaç tane normal doğum yaptı bunu diyorum. Ben şöyle söyleyeyim size, kendime örnek vereyim. Ben halen Cerrahpaşa'da ayda bir nöbet tutan bir hekimim. Hı hı. Bir profesör olarak. Hı hı. 45 yaşındayım. Herhalde abartmayayım ama 3000-4000 tane normal doğum yaptırmışımdır. Rahatlıkla, fazlası vardır. Düşünün ki 22 yıldır nöbet tutuyorum baktığınız zaman. Evet. Hala normal doğumdan korkarım. Yani normal doğum önemlidir. Evet. Dikkat etmek gerekir. Siz 200-300 tane normal doğum yapmışsanız çıkıp bir şeyde sağda solda ben normal doğumu savunuyorum diyemezsiniz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Aha. Normal doğumu savunmak için normal doğumu iyi bilmeniz lazım. Ve normal doğum bir sanattır. Yani yapa yapa öğrenilen bir şeydir. Kitapta öğrenemezsiniz. Çok mücadele edeceksiniz, çok hasta takip edeceksiniz, Buna eğer, kesinlikle, bu koşullara sahipseniz normal doğumu savunabilirsiniz ve halk için. Evet. Ama öbür türlü çok komik kaçar. Dediğiniz gibi normal doğumu çok iyi bilmek lazım. Çok doğru. Anneleriniz, evet, hemen bir izleyici sorusuyla devam edelim. Elazığ'dan Serap Hanım aramış. İki kez sezaryenle doğum yaptım. İkincisinde iç dikişlerimde bir iltihaplanma söz konusu oldu. Üçüncü kez hamile kalmamda bir sakınca var mı diye sormuş. Şöyle olabilir, eğer iç dikişlerinde gerçekten bir iltihaplanma olmuşsa kısılık riski artabilir. Hı hı. Tüplerinde bir sıkıntı olabilir. Buna bağlı hamile kalması zor olabilir. Ama eğer hamile kalırsa bir sıkıntı olmaz. Belki biraz daha yakın takip olması lazım ki bazen dikişler çok sıkıntılıysa demin söylediğim rahim yırtılma riski artabilir. Yani özellikle, hı hı, son aylarda biraz daha belki daha yakın takip olması lazım ama gebe kalma sorunu yaşayabilir hanımefendi. Tabii yaşı da önemli burada. Evet. Yine çok fazla merak edilen sorulardan bir tanesi. Sezaryenden sonra iyileşme daha mı uzun sürüyor? Normal doğumla kıyaslandığında anneler günlük hayatına ne zaman dönebiliyor? Tabii dediğim gibi sezaryen bir ameliyat olduğu için, hı hı, bir haftayı falan buluyor. 4 ila 7 gün sonra biraz daha hayatta kavuşabiliyorlar. Hı hı. Normal doğumda bu tabii takdir edersin ki daha kısa oluyor. 24 saat sonra anne ayaklanabiliyor. Hı hı. Ama günümüzde sezaryen koşulları çok iyi olduğu için bazen bakıyoruz ertesi sabah hasta bizi kapıda karşılayabiliyor. Hı hı. Burada doktorun da tekniği önemli. Hastanenin koşulları önemli. Bir de hastanın kendi yapısı da çok önemli. Herkesin bir cevap verme şekli var ameliyatlara. Hı hı. Bu da önemli. Sezaryenle doğan bebeklerin alerjiye karşı daha yatkın olduğu söylenir. Bu doğru mudur hocam?
Bu kanıtlanmış demeyelim de kanıtlanmaya yakın bir bilgi diyelim. Hı hı. Son zamanlarda gene yayınlar çıktı bu konuyla ilgili. Özellikle kuzey ülkelerinde astım riskinin arttığı sezaryenle doğumlarda. Bunun sebebi çok bilinmiyor ama sanki sezaryenle doğan bebeklerde alerji ve astımın biraz daha fazla görüldüğü gerçeği herhalde kabul etmek gerekir. Evet. Öyle görünüyor. Normal doğumla doğan bebeklerin de bebekler için bir travma olduğu söyleniyor normal doğumun. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu da zor bir soru İpek Hanımcığım. Şöyle oldu, son yıllarda, son 10 yılda bebeğin veya da çocuğun ileriki hayatındaki birçok şeyin anne karnında şekillendiği gösterildi. Hmm. İşte matematik zekası, müzik öğrenmesi, resim yapması, hiperaktif olması, bir takım bebeğin pozitif veya negatif yaşadığı durumların veya çocuğun diyelim veya bebeğin diyelim anne karnında ve doğum sırasında aslında belirlendiği gösterildi ve normal doğumun travmatik olabileceği düşünülüyor. Tekrar ediyorum, düşünülüyor. Kesin evet. Kanıtlanmış bir şey söz konusu değil. Demin de söylediğim gibi normal doğum 8-10 saatlik bir süreç baktığınız zaman. Evet. Ve biz bunu indirekt yöntemlerle bebeğin iyi olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Direkt hı-hı. yöntemimiz maalesef söz konusu değil. Bazen de yanılabiliyoruz dediğim gibi. Ama tabii bu şeyi korkutmasın halkımızı veya insanları korkutmasın. Tabii ki bu bir süreç sonuçta. Yaşanması gereken bir süreç. Belli bir riski göze alarak az da olsa bu konuda normal doğumun pozitif olacağını düşünmek durumundayız. Evet. Ama travmatik mi? Travmatik olabilir. Evet. Aynı soruyu anneler için soracak olursam, normal doğum yapan bir anne ileride ne gibi problemler yaşayabilir? Anne için de bir travma mıdır? İlk etapta değil gözüküyor. Çünkü çok çabuk zamanda hemen bebeğini emzirebilir, ayağa kalkabilir hakikaten ama ileriki dönemde anne için sıkıntı olabiliyor. Cinsel sorunları fazla olabiliyor bu hanımların. Özellikle doğumdan 5-10 yıl sonra. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz vajenden bebek çıktığı için vajen çok genişliyor ve hı hı. tekrar o vajen eski haline gelmiyor maalesef. Cinsel haz almama, orgazm bozukluğu olabiliyor maalesef. Daha da önemli bir sorun, 40'lı 50 yaşlardan sonra özellikle zor doğum ve uzun doğum ve birden fazla normal doğum yapmışsa mesane sarkması dediğimiz, bağırsak sarkması veya rahim sarkması dediğimiz sorunlar oluyor. Buna bağlı da idrar kaçırma şikayetleri çok sık görülüyor günümüzde. Evet. Olayın birazcık da psikolojik yönüne değinelim isterseniz. Her iki yöntem için de psikolojilerinin aynı olduğunu söyleyebilir miyiz? Benzer bir takım farklar var. Eğer anne kendini normal doğum veya sezaryenle doğuma alıştırmışsa veya tam tersi olmuşsa sıkıntı olabiliyor. Hı hı. Ben bunu kendi hastalarımda da çok görüyorum. O yüzden şartlamamak lazım. Kesinlikle şartlamamak lazım doğum şekline. Hı hı. Öyle veya böyle doğuracağım diye. Bir de son yıllarda birkaç araştırma şunu gösterdi. Doğum sonrası depresyon denen bir durum var. Çok popüler şu an biliyorsunuz. Evet. Moda gibi sanki. Biraz daha sık görüyoruz. Özellikle yaşlı annelerde veya üreme tıbbı yöntemleriyle yani yardımla gebe kalmış annelerde biraz daha fazla görüyoruz. Sezaryenle doğumlar bunlara daha fazla görülüyor ve bunlara relatif olarak bunlarda depresyon biraz daha fazla görülebiliyor. Hı hı. Bu tabii daha açıklanmış değil, daha çok kanıtlanmış değil ama hani sanki sezaryenle doğumlarda özellikle anne yaşlıysa veya yardımla üreme yöntemiyle gebe kalmışsa depresyona daha çok yatkın. Hı hı. Genelde sezaryenle doğum yapanlarda bir de şöyle bir problem olabiliyor. Eğer çünkü sezaryenin de bir takım yöntemleri var. Anne baygınsa yani anestezi almışsa hani bebek çıktıktan sonra tekrar gözünü açtığında arada bir kopukluk olduğunu ve bir türlü o aradaki anı yaşayamadıkları için bebekle iletişim kuramadıklarını savunuyorlar. Bu da doğru mu? Şöyle tabii nispeten doğru ama bunu şöyle gideriyoruz günümüzde. Epidural anestezi denen bir anestezi var. Hı hı. Yani belden iğneyle analjezik vermek ve böylece annenin uyumaması. Bilinci açıkken. Bu çok popüler Türkiye'de de, evet. Dünyada da öyle. Eğer iyi bir anestezi uzmanınız varsa, çünkü burada anestezi uzmanının iyiliği çok önemli. Bu işe tekniğe hakim olması çok önemli. İyi bir uzmanınız varsa ki Türkiye'de de var bu uzmanlar, hı-hı, artık. Hı-hı. Rahatlıkla gerek normal doğumda da bunu kullanabiliyoruz. Sadece sezaryenle mahsus değil. O belden verilen iğne yardımı, ya belden yapılan iğne yardımıyla anne her şeyi görebiliyor. Yani bebeğin çıkışını görüyor sezaryen sırasında ve bebeği hemen kucağına verebiliyorlar. Evet. Tekrar normal doğuma dönecek olursak, normal doğumda hani o sancı anneleri çok korkutan bir şey, anne adaylarını çok korkutan bir şey ama bunun da artık yöntemleri var değil mi? Bu ağrıyı hafifletmek için nelerdir bunlar? Evet. Bunlar tabii günümüzde popüler. Özellikle belli başlı yerlerde, hastanelere ve belli başlı kişiler kurslar düzenliyor. Bu kurslara gittiğiniz zaman hakikaten fayda görüyorsunuz. Tabii hekimlerin çok fazla buna ayıracak zamanı olmuyor maalesef dürüst, hı-hı, konuşmak gerekirse. O yüzden de yan kuruluşlar dediğimiz kuruluşlar bunu yaptığı zaman ve çiftler beraber gittiği zaman, bu çok önemli. Hı-hı. Sadece kadının değil,
Yani anne adayını babanın da mutlaka beraber eşlik etmesi lazım. Hı hı. Bunu düzgün gittikleri zaman ve pratik yaptıkları zaman hakikaten normal doğuma çok faydası oluyor. Hı hı. Ve bu noktada da herhalde nefes egzersizleri aynen. falan da devreye giriyor değil mi? Çok doğru. Nefes önemli bir şey mi doğumda? Çok önemli bir şey. Doğru kullanmak çok çok önemli. Tabii biz doğum sırasında bunu anneye anlatmaya çalışıyoruz ama anne eğer doğumdan önce bu konuda doğru bilgilendirilmişse hakikaten hekimin işini kolaylaştırıyor. Evet. Ben merak ettiğim her şeyi sordum. Umarım seyircilerimizin de merakını gidermişizdir. Süremizin de sonuna geldik. Çok ama çok teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Profesör Doktor Engin Oral'la birlikteydik. Ve normal doğumu yoksa sezeryen mi bunu konuştuk.